var. Elleri, elleri, elleri. Arkadaşlar bir dakika. Heyecan var mı? Heyecan var mı? Yok yok yok, çok heyecanlıyım. Nasıl oynayacağım? Böyle ben Yusuf. Abla geberiyorum. Böyle Yusuf, Yusuf. Böyle 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 Yusuf. Ali bize bakar mısın abla, ne olur? En zor rol benim seyirci. İzleyici çok zor bir rolü var izleyicinin. İzleyiciler. Çok iyi. Evet evet evet. Aynen aynen aynen. Aynen 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 aynen. Enerji enerji enerji. Hadi enerji, hadi enerji. Bak 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 bana bana. Ay. Korkmayın, korkmayın. Bak, 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 bak. Hadi, ver bak gözü örneğiniz Nesrin. Nasıl olmuşum? Çok tatlı. Beni ne kurban? Bu seni istiyemez. Sürdün mü? Evet. Yok. Gitarist arkadaş. Allah'ım Allah'ım. Allah esirgesin. Nasıl da böyle. Ver, sen de geç. Tamam, bir pas bunları geçeyim. Murat nerede ya? Gir bakayım. Murat. Merhaba. Merhaba. Beni çekmedin, beni çekmedin. Çekeceğim, çekeceğim. Sen çık bakayım. Murat. Çıkın oradan, çık. Gel Emre. Kadir, Kadir. Gülümse. Aaa, son. Rakip balığına benziyor. Aaa, kıs kıs balığına benziyor. Merhaba genç. Gülümseyin, gülümseyin. Merhaba abi, nasılsın? Aa, sizi de çekelim. Beni niye çekiyorsun ya? Seni çekmesem olur mu? Oy, oy. Hadi bir iki şey alalım böyle. İstemiyorum ya. İsrafçı inancım. Ne? Arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bak. Seninkisine götüreceğim, seni çıkarmayacağım. Bir dakika. İdris. Emine. İdris ne yapıyor? Aa, çok ayıp, çok ayıp. Ne oluyor lan burada? Var hocam, kaydediyorum. Kaydediyorum. Nasıl açacağım? Açın. Bir dakika. Dur baba, daha toparlı şimdi. Ben de buradayım, ben de. Ben de. Niye hep beni çekiyorsun? Sadece seni mi çeksin? Bir fazla herkesi herkes beni fazla çekiyor. Sana aşığım ben ondan. Seni seviyorum Nesrin. Benim. Seni çok özleyeceğim oyundan sonra. Öpüldün. Rolü az olanlara bir esin. Arkaya doğru gidiyorum. Al. Ben de varım burada. Ben de varım. Gelmedi bir gülüm ya. Hadi geldi. Bir bak bakalım şu tarafa. Hadi ben de anlamadım bu akşam. Arkadaşlar. Çağırın. Gülümse. Burada da Ethem varmış. Bak ben buradayım. Bak. Gülü. Görülüyor mu orada? Sinevizyon çıktı mı kardeş? Çekeyim diye. Çıktı mı? Arkadaşlar son kez gülümseyin. Emanet ediyorum. Ama teyze sizi seviyoruz. Ben nefret ediyorum. Hele şu nesinde var ya. Allah! Yalnızca şazı yok. Tekini özellikle çek saçlarını. Allah senin suratında niye kırmızı koyamadın? Bir de burada. Bir dakika daha çekin hadi. Ben meşhur olmak istiyorum ya. Beni çeker misin? Önce oyunu tanıtmaya çalıştım kısa bir iki cümleyle. Kendimi tanıtmadım. Ama bugün çok heyecanlıyım gerçekten. Bugün bizim için çok farklı bir gün. Bir gün daha önceki günlerden birinde de yine kursiyerlerimiz bir oyun hazırladılar. Sizlere sundular. Bugün heyecanı şu, kursiyerlerimizin büyük bir bölümü bugün insanlık SOS veriyor adlı oyunu sergileyecekler. Bunlar bizim öğrencilerimiz. Bir yıl, bazıları 2-3 yıldır, 4 yıl gelen var, devam eden var kursiyerlerimizden. Bunu şunun için söylüyorum.
Ben şehir tiyatrosunun sanat yönetmeniyim. Turgut Şahin. 5 yıldır sağ olun. Havaya sokmayın beni, inmem. Şehir tiyatrosu kurulalı 6 yıl oldu. 6 sezondur oyunlar oynuyoruz. Ben sorumlu olduğum andan itibaren 5 yıldır kurslara aralıksız devam ediyoruz. Bu kurslar bizim asli görevimiz değil. Bunlar için cumartesi, pazar, bayramlarda, akşamları, mesai saatleri dışında sürekli çalışıyoruz. Deniz Sandalcı ve Fatih arkadaşım sürekli çalıştılar bunlar için. Daha önceki yıllarda Mehmet Tekkanat arkadaşım sürekli çalıştı. Bunlar için inanın hiçbir mesai, hiçbir ek ücret, hiçbir tatil, hiçbir övgü almadan Mersinli gençlerimiz için gönüllü olarak bütün sıkıntılara göğüs gererek, bütün eleştirilere göğüs gererek 5 yıl devamını sağladı. Bu benim için çok önemli. Sakın övüyormuşum gibi olmasın. Gerçekten çok eleştiri aldım. Ama başka şeyler de oldu. Şimdi burada söylemeyeceğim. Bundan sonra ne olursa olsun görevde olduğum sürece şehir tiyatrosu Mersinli gençleri eğitmeye devam edecek. Şu anda 29 yıl önce başladım ben tiyatroya. Hep bayan oyuncu sorunumuz çıkardı. Şehir tiyatrosunun kursları, gururlandığım bir tarafı daha var. Şu anda bize gösterilen güven, sağ olun. Bir iki de anonsum olacak. 2 Haziran'da Mersin Fen Lisesi bir oyun oynayacaktı. Komşu köyün delisini. Bir aksaklık sonucu oynayamayacaklar. Onun yerine 2 Haziran'da Müjdat Gezen'in Hamlet Efendi adlı oyununu izleyeceğiz. O da çok güzel bir oyun. Bekliyoruz hepinizi. Bu akşam dediğim gibi insanlık SOS veriyor. Tanju Kumbaracıoğlu ve yöneten demeyeyim, yönetirken kendini bitiren, yorulan, çırpınan yönetmenimiz ve kadrolu oyuncumuz Deniz Sandalcı. Grup bayrağı. Savaşa bakışımızı gösterecekler.
Bana ev barıştan da kimin atar
savaşı olan Barış nerede? Barış savaşta vurulmuş yatıyor yerde. Kardeşim ne yapayım? Sana kum kalmamış. Öyle. Bunun üzerine iyi bir hotmuş gibi aynısını Bay Kamil'e
koydular. Sonra bunu senatodan birer de koltuk buldular. Başkomutan yaptı Pompeus. Zamanın yüceler yücesi senatom. İnkar etti Barış'a. Çocukluğunu, can yoldaşı, Julius'u. Küplere bindi Sezar. Sonra çakıverdi ona Helen'le. Torunuzu. Seyreyleyin bakın nasıl taktılar kulbu. Bay Pompeus'a. Asil! Romalılar! Kötülük tanrıları! Kötülük tanrıları! Yanı başımızda! Zafer tanrılarıysa bizi terk etti! Tanrılar aşkına! Tanrılar aşkına söyleyin! Bizi bu hale getiren bu mantık! Bu senatodan mı çıktı? Asla! Mümkün olsa o mantığın bu senatodan çıkmaması için bütün delikleri tıkardım. Tüm engellemelere rağmen kötülük tanrılarının arkalarını almış bazı örümcek kafalılar Pompeus gibi bir komutan yarattılar. Onun savaşabileceğini düşündüler ve herkesi inandırmaya çalıştılar. Yüce Senato'ya soruyorum. Roma'nın şanını, şerefini, haysiyetini düşünmek sokaktaki satıcıya mı yoksa bize mi düşer? Sevgili Martius, teessüf ederim. Bu nasıl konuşma? Sana hiç yakıştıramadım doğrusu. Yani tanrılar aşkına... Aşk! Aşk olsun! Niye böyle konuşup bu koca senatoyu üzüyorsun? Pompeius yenildi. Bu savaş tanrılarının Roma'ya verdiği bir cezadır. Bunda ne Pompeius'un, ne bizim, ne senatonun, ne de seyircilerin suçu var. Bu savaş tanrılarının Roma'yı oynadığı kötü bir oyundur, oyundur ayol. Yani Pompeius'un savaşa savaş tanrıları mı yolladı sevgili Pius? Elbette. Yüce Senato, soruyorum sizlere. Pompeius'un yenilgisini savaş tanrılarına yüklemek hangi mantığa sığar? Martius'a bütün kalbimle katılıyorum. Keşke bu felaketten önce de bana inanabilseydiniz. Roma'nın şanı, şerefi, geleceği ayaklar altında. Roma bizden çözüm bekliyor. Bu konuda Martius'a kulak verelim. Sevgili Secundus, sanırım senatoya yeni tekniklerle geldiniz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Hiçbir insanın hayatını ne şekilde olursa olsun övecek veya hor görecek değilim. Mukadderat daima değişerek insanın hayatını bazen yükseltir, bazen düşürür. Yanlış söyledim. O Antigone'nin, Antigone'nin de tabii ki. Kutsal Roma'nın asil senato üyeleri. Pompeius Roma'ya girdi. Arkasında muhteşem ordusu yok. Senato'ya doğru gelmeye çalışıyor. Fakat halk sevgi gösterileri arasında onu taşlıyor. Birazdan Senato'ya doğru gelir. Saygılarımla. Hangi yüzle Senato'ya geliyor? Uğursuz için sokmayalım. Sokmayalım. Zavallı köpek. Atmayın. Atmayın. Anam. Sarayı taşlıyorlar. İstifa ediyorum. Bu iş bana göre değil. Böyle korkak askerlerle savaşmak benim gibi bir komutanı rezil etmekten başka hiçbir şey değildir. Savaş meydanında beni tek başıma bırakıp kaçtılar. Tabii ben de bir komutan olarak şanıma yakışır bir şekilde savaş meydanından kaçtım. Şerefsiz. Bu bana hazırlanan bir
tuzaktır. Kesin şu ortadaki şişko. Savaşı kazanmamı istemeyen hainler orduya korkakları doldurmuşlar. Doğrusu çok alındım. Sende bir cevher var zannetmiştim. Fakat yanılmışsın. Ordunda askerlerin korkaklığın nedenini, seni savaşa göndermek istemi, sana güvenmeyenleri de ara. Tamam mı Pompeyo'cuğum? Bu romanın yüz karasını fazla tutmanın anlamı yok. Romanın şanını, şerefini nasıl kurtaracağız onu düşünelim. Çivi çiviyi, kazanılan bir zafer de bir önceki yenilgiyi söker. O zaman savaş, yeni bir savaş, beklenen bir zafer. O zaman yeni bir komutan. Kim? Kim bu komutan? Kim? Sevgili senato üyeleri, size romanın adını tarihe altın harflerle yazdıracağım. Cesur, yürekli, zeki ve bizden biri. Yani Gaius Jul Caesar'ı öneriyorum. Evet, kimsin bakayım siz? Caesar'ı senatoya çağırmayı öneriyorum. Hemen sevgilim! Bir kumar oynadın, kaybettin. Aşkla kazanacağını mı zannettin? Sen de mi Caesar? Yaktın beni Caesar. Yaktın beni Caesar. Beni tam. Nah buradan. Nah buradan. Kalbimden vurdun. Tanrılardan dileyin. Senin de en hassas bildiğin 23 yerinden bıçaklanmandır. O çocuk aptala malum oldu be. Milattan önce 15 Mart 44'te en yakın arkadaşı Bilitris tarafından 23 yerinden bıçaklandı. Bu vatan hainin daha fazla burada tutmanın anlamı kalmadı. Ben gidiyordum zaten. Durmam da. Ama bir gün göreceksiniz. Tanrılar beni alacak. O zaman görüşürüz. Elveda Helen. Elveda. Zavallı Pompeyus'cum. Güle güle. Ne kadar da alıngan. Sıran! Hazır! Hazır değil mi? Sıran! Hazır lan! Bırak kimse! O çocukken de öyleydi. Semeklinin tekiydi. Yüce Senato! Pompeius'un yenilgisi Roma için büyük bir facia olmuştur. Ama gereken yapılmıştır. Roma'nın geleceğini kurtarmak, ayaklar altına almak ve de şanını, şerefini, haysiyetini düşünmemiz gerekir. Şerefim üzerine Yüce Senato önünde ad içerim ki Roma'nın geleceğini, şanını, şerefini ve de haysiyetini Yüce Senato'nun verdiği görevle bana düşmektedir. Konuş aslanım, konuş. Allah'ına kurban! Tabii, ben de buna Kutsal Roma'nın muhteşem ordularını yanıma alıp Mısır'ı almakla kanıtlayacağım. Şimdiden söyleyebilirim ki Mısır bizimdir. Mısır Roma'nındır. Ben Gaius Jul Caesar, Roma ordularının başkomutanı. Ve unutmayalım ki Roma'nın şanı şerefi her zaman için ve de geleceği göklerdedir. Şanı, şerefi ve de haysiyeti her zaman için göklerdedir. Unutmayalım ki
Mısır demek asker. Artı ordu eşittir Roma demektir. Yani ben Gaius Caesar, Roma ordusunun başkomutanı. Ha, bu arada bekle Mısır. Geliyorum. Sen de kınara patlam. Savaş! Yüce Senato! Mısır almak pahasına Roma'yı erkeksiz bırakmak niyedir? Üç karış toprak için iki lokma ekmeği kursağımızdan esirgemek niyedir? Mısırlardaki erkeklerimizin kanı Senato'nun berberlerinden de akmayacak! Onlar yüreklerimizde dolaşacak! İki oğlumu gönderdim. En büyüğünden başkası tanımaz babasını. Sıra üçüncü oğlumda. Meraklanmayın. Eğlence meydanlarınızı doldurması için dördüncüyü emziriyorum. Yeter artık. Savaş istemiyoruz. Senato savaş istiyorsa gitsin kendi kanını döksün. Artık verecek erkeğimiz kalmadı. Siz bir insanın canından çok sevdiği insanı bir sabah kalktığında bir ömür boyu yanımda görmemenin ne kadar büyük bir acı verdiğini bilir misiniz ha? Bilir misiniz? Yok. Kadınlar, kızlar. Ne oluyor size Melayol? Ay ben dayanamam. Ay kalk canım. Ay 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 yerim seni yerim. Niye böyle konuşup bu koca seni üzüyorsunuz? Yoksa erkeksiz mi kaldınız? He? Ya da doğurmaktan mı bıktınız? Bu kadınların acilen mutluluk içerisinde yüzdürülmesini istiyorum. Ve hepsini hizmetime alıyorum. Herhalde bu kadar şeref size yeter sanırım. Hadi doğru evime bakayım. Hadi. Ay yerim seni. Ay canım benim. Ay ay ay. Hadi evime. Hadi. Hadi canım. Çiçeğim. Hadi biraz çabuk olun lütfen. Yemek yapmayı unutmayın ha. Evet beyler. Mesele kapanmıştır. O zaman savaş. 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 Başlamak değildir güzelim. Savaş başlatır her şeyi. Sen de gel kaldır bana. Yaşalım. Hadi bana ver. Hadi bana ver.
dedik ya, karışma! Beydem kul, bana ne? Ne olacak hanım? Bilmiyorum. Savaşma diyor. Savaşıp duruyor. Barış diyor. Barışmıyor. Zaten bu hafta asker mi oluyor? Bara 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 bar. Elek 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 bara bar. Bara 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 bar. Elek 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 bara bar. Tamam tamam tamam. Kes kes kes. Milletin ölüsünü getirin kardeşim. Maçımızı göstereceğiz. Şşş. Kardeş biraz yavaş. Biraz da kahraman bana. Benimle olmak istiyorsan. Sen de kapatın. Savaş savaş. Tamam lan. Şeytan köşeli lan. Evet. Tam üstünde gitar çalıyor. Oh,
Sofra niye bugün bu kadar keyifsiz? Hazine devletim, hazine. Hazineye ne olmuş? Sizin dilinizin altında ne var? Gemi çalmaya giden Yusuf Paşa hazinenin 10.000 altını heba edip dahil yakalışı kendilerini bile vurup azat edilmiş hünkârım. Yılanın başı küçükken ezilmeli. Hepsinin kendilerini vurmalıydı. Hem de gözlerinin içine bakmadan. Evet. Dün. Tamam. Evet, almalıyım. Daha da güçlenmeliyim. Ürüm dünyanın dört bir yanına yayılmalı. Mısır'ı, Leistan'ı, Sırbistan'ı, aşağı Mezopotamya'yı, yukarı Mezopotamya'yı, orta Mezopotamya'yı almalıyım. Evet, hepsi benim olmalı. Hatta Yusuf Paşa'nın başındaki tüy bile. Tez gidin bana Yusuf Paşa'yı çağırın. Yusuf Paşa! Paşa Yusuf! Yusuf! Lan Yusuf! Padişahım, çok yaşa! Çok yaşa padişahım. Yaklaş hele bakalım. Beni düğün eylemişsiniz hünkârım. Yaklaş hele bakalım. Hem Girit'i almadın, hem de onca esiri azat eyledin. Ne dersin bu işe? Yusuf Paşa! Paşa Yusuf! Lan Yusuf! İnsanları katletmek iş değildir. Onları başlayarak kazanmak tahtınıza ve şanınıza yakışır diye düşündüm hünkârım. Padişahım, hünkârım, devletliğim, günü cihana yayılmış sultanım. Hazine boşaltarak tahtınıza, şanınıza, lafta kalan bir yücelik getirmek meyhudedir. Yusuf Paşa sayesinde gelip de bu kafirleri ellerinden çerlerle arkamıza hissettiğimizde içine düştüğümüz gafletin ehemmiyetini o zaman daha iyi anlarız. Hünkârım, hazineden harcama olmuştu. Ama ve lakin Hanne gibi önemli bir kaleyi de sınırlarımıza katmış bulunuyoruz. Sınırlarımız, kale, gerekli, Hanya kattık. Yani şimdi Hanya bizim mi? Dövün lan! Tamam. Evet hünkârım. Şu an Haynan'ın burçlarında şanlı bayrağımız dalgalanıyor. İnanmıyorsanız cep telefonu vereyim de arayın. Aman hünkârım. Ceviz kabuğu kadar mı desem, fındık kabuğu kadar mı desem, çekirdek kadar desem icabet ederim. Mercime kadar bir tanesi bir kaleyi sınırınıza katmakla Yusuf Paşa bir iş yaptı mı zanneder? Sen kendini bir iş yaptı mı zannedersin bir Yusuf? Bana öyle bir iş yap ki ben de sana iş yaptı diyeyim. Emredin hünkârım. Mesela git bana Şam'ı al gel. Şam var. Hünkârım, Şam zaten bizimdir. Şam bizim mi? Yok ya. Ne zaman aldık? Allah Allah. Tabii ya, Şam bizimdi. Ben ne diyecektim? Girit diyecektim hünkârım. Ha, hay aklına bin yaşa. Girit al. Bana hemen Girit alıver gel. Ben de sana bir iş yaptı diyeyim bari. Hünkârım, şimdi sefer zamanı değildir. Mevsim kış, deniz azgın, asker ise yorgundur. Hele bir keresteler kesilsin, kadırgalar onarılsın, bahar gelsin, o zaman sefer eyleriz. Sultanım, durgusu da ördek bile Girit'e varır. Hem vakti midir ordumuzun yorgun düştü? Ayşe! Ama öyle demeyin, paşa haklı. Bahar gelsin, çiçekler açsın, kuşlar ötsün. Oh ne öyle ne öyle, paşa bitme gitmek istiyor galiba. Bırak usta! Hünkârın sana Girit al diyorsa hemen gidip alacaksın. Yoksa seni katlederim. Hünkârım, şimdi sefer vakti değildir. Hem gidersek dönemeyiz. Bir parça toprak sevdasına binlerce mezar kazmak hangi kulun vicdanına sığar? Gemilerimi Ege'nin köpüklerine götürüp levetlerimi kan deryasından geri getirmektense kendi kanımı dökerim daha iyi. Ne yani şimdi Mısır, Leistan, Sırbistan,
Aşağı Mezopotamya, yukarı Mezopotamya, orta Mezopotamya benim olmayacak mı? Adamın kellesini. Bir gün gelecek, verdiğiniz bu karardan pişman olacaksınız. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, ne yaptım ben? Ne güzel, ne güzel, elma gibi yanakları da varmış. Bostancılar, götürün bunu. Gelecek.
Saçlarınız ne kadar güzel matmazel. Tanrım, saçlarınızı kime yaptırdınız acaba? Balodan önce çok güzel görünüyorlardı. Madam, Deboğan'ın saçları bile sizinki kadar güzel değildi. Madam Deboğan mı? Ya Madam Legarda'nın giydiği elbiseye ne demeli? Herhalde tersi işlerin arasında alelacele dikiştirivermiştir onu. Ama sizin öyle mi? Baladan tam 2 ay önce dikilmeye başlandı ve Sayın Bonapart bizzat kendisi gelip terzilere talimat verdi. Asalet başka şey canım. Aha, siz onu bırakın, asıl rezaletin büyüğü Mösyö Pires'in dikişlerin patlamasıydı. Dansın orta yerinde patlak smokinle baloyu aparıp tutar. Terk edişimi ömrüm boyunca onu temizleyeceğim. Çok üzülüyorum tanrım. Biliyorum, ben de duymuştum. Bakayım. Tamam. Tamam, bırak. Hadi gidin. Seni üzgün ve solgun görüyorum sevgili Josephine. Bu sıkıcı dünyada yaşamak artık bana zevk vermiyor canım. Bu karamsarlığını anlamsız buluyorum. Çünkü yanında Fransa'nın en güçlü erkeği duruyor. Öyle mi? Bu karamsarlığını gidermek benim için hiç de zor değil. Ya nasıl olacakmış bu? Bunu söylemem için şu soracağım bilmeceyi bilmen gerekir. Sor bakalım. Ver bak elini. Vermek mi zorundayım? Evet. Diyelim ki şuradan bir ırmak geçiyor. Irmağın bir yanında genç, güzel bir kadın. Öbür yanında ise sevdiğine kavuşmak için can atan bir genç var. Bil bakalım, erkek sevdiğine nasıl kavuşur? Bunu bilmeyecek ne var? Manepert, sırıkla atlar. Sırıkla atlanmaz. Nehir çok büyük. Öyleyse yüzler. Yüzme bilmiyor. Sen de benim her dediğime bir bahane buluyorsun Bonapart. Elini kapatmak hiç aklına gelmedi mi sevgili Josephine? Gerçi bu bilmecenin cevabını ben de bilmiyorum ama ellerini tutmak çok hoşuma gidiyor sevgili Josephine. Bonapart, bu yaptığınız inanın bir centilmene yakışmıyor. Ne olur benim ol sevgili Josephine. Yıldızlar tacın, dağlar ovalar yuvan olsun. Göller denizler yuvanın bahçesinde havuz olsun. Yalnız geride kalbini bırak. O da şu zavallı Bonapartre'nin olsun. Öyle mi? Size hayran olmamak elde değil Bonapartre. Dile benden ne dilersin? Gitti! Heykelim gitti! Özür dilerim. Ben onu İtalya'dan almıştım. Ne yapacağım şimdi? Üzülme ne olur. Sen iste İtalya'daki bütün heykelleri, hatta İtalya'yı da alayım. Oldu mu? O kadar itibat yeter bence. Heykelimi istiyorum ben. Ama sen de bu inadı bırakıp benim olacaksın. Generalim. Bakanlar ve sanayiciler önemli bir konu için sizinle görüşmek dilerler efendim. Bir saniye sevgili Josephine. Efendim, anlayamadım. Bana mı dediniz? Anlayacaksın. Kaçma, gebre. Kaçma. Generalim. Generalim. Salam. Generalim. Generalim! Lan nereden sen de çektin? Generalim! Kaçol! Defol geliyorum! Sen adım be! Üzgünüm, gitmem gerekiyor.
Sersem tavuklar beni bekliyor. Ya benim heykelim ne olacak bunu Bahadır? O kolay o kolay. Hallederiz. Hı. Onu da toplantıda konuşurum. Hadi ne olur üzün artık. Ne olur. Köylü. Param yok.